Muzur Vadisi üzerinde devlet kurumlarının öteden beri planladığı ve uygulamak istediği baraj projelerine karşı Dersim halkı ve Dersim emek ve demokrasi güçleri olarak yürüttüğümüz meşru ve fiili mücadele günümüze kadar devam etmiş, geldiğimiz aşamada hukuksal mücadele ile baraj projeleri iptal edilmiştir. Bilindiği üzere 15-12-2009 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Muzur Vadisi Milli Parkı'nda geçmişte projelendirilmiş Kaletepe Barajı ve HES'in idare mahkemesince iptal edildiği ve alınan kararın Muzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan diğer baraj ve HES projeleri için emsal teşkil edeceği şeklinde tespitlerde bulunmuştu. Keza 23-12-2019 tarihinde medyaya yansıyan haber ve açıklamalarda Muzur Vadisi Milli Parkı'nda geçmişte projelendirilmiş Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES 1, Konaktepe HES 2 projeleri için mahkemece keşif kararı alındığı belirtilmişti. Anılan haber ve açıklamalar üzerine Muzur Özgür Aksın Meclisi'nce 14-11-2019 tarihinde yazılı basın açıklaması yapılarak Muzur Vadisi Milli Parkı'nda baraj ve HES yapımına onay veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 18-4-2011 tarihli üstün kamu yararı kararının avukat Barış Yıldırım tarafından açılan dava kapsamında Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce 2-11-2018 tarihli ve 218/1679 esas 2018/2166 karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeni bir hukuksal durumun bulunmadığı. Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES 1, Konaktepe HES 2 projesine dair yapılan keşif açıklaması için ise Muzur Vadisi Milli Parkı'nda baraj ve HES yapımına onay veren üstün kamu yararı kararı Konaktepe Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin de bizzat müdahil olduğu davada Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden anılan proje için yeniden keşif kararı alınmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmişti. Muzur Vadisi Milli Parkı'na yönelik baraj ve HES projeleri iptal edildiğinden anılan projeler için yeniden keşif yapılamayacağına ve açılan davaların yeniden incelenemeyeceğine dair karar alındı. Ankara 10. İdare Mahkemesi, Muzur Vadisi Milli Parkı'nda baraj ve HES yapımına onay veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın üstün kamu yararı kararı, Muzur Özgür Aksın Meclisi'nin 17-12-2018 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile duyurduğu Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiğinden, iptal edilmiş baraj projeleri için yeniden keşif yapılamayacağını ve iptal edilmiş baraj ve HES projelerinin yeniden dava konusu edilemeyeceğine dair karar verildi. Şöyle ki, Ankara 10. İdare Mahkemesi verdiği kararında uyuşmazlığa konu baraj ve hidroelektrik santralleri projelerinin yapılması hususunda kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunduğuna dair işlemin iptali işlemiyle açılan başka bir davada işlemin iptaline hükmedildiği, bu sebeple bakılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek bulunmadığını belirtmiş ve devamla uyuşmazlığa konu Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 baraj ve hidroelektrik santrallerinin inşaatlarının henüz başlamadığı, inşaatın başlatılmasına yönelik idari bir işlemin mevcut olmadığı, davanın inşaatların iptali işlemine ilişkin kısmı yönünden kesin ve yürütülmesi gereken bir idari işlemin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 baraj ve hidroelektrik santrallerine ilişkin projelerin kesin olarak kabulüne veya uygulamalarına başlanmasına dair bir idari işlemin de mevcut olmadığı, aksine projelerin uygulanmasına kesin nitelikte kamu yararı bulunduğuna dair idari işlemin Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2-11-2018 tarihli ve esastan 2018/1679 karar 2018/2166 sayılı kararıyla iptaline hükmedildiği, projelerin kamunun yararına olduğuna ve uygulamaları gerektiğine dair idari bir işlem mevcut olmaksızın tek başına kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemin niteliğinde de olmadığı açıktır. Bu durumda uygulanması yönünde kesin nitelikte işlem tesis edilmemiş olan projelerin ve henüz başlatılmamış olan inşaat faaliyetlerinin iptali işlemiyle açılan davanın hukuki sonuç doğuran ve kesin yürütülmesi zorunlu nitelikte işlemler mevcut olmadığından davanın incelenmesine gerek bulunmadığına dair karar vermiştir. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması gereken ve kültürel doğal mirasımızın temellerinden Muzur'u maden projelerine, insan baskısına ve atıklara karşı korumaya fiili ve meşru mücadeleye devam edeceğiz.
Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak Dersim doğası ve Munzur için çalışma yürüten bütün arkadaşlarımıza, kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Dersim'de ekoloji mücadelesi yürüten ve Dersim'in tarihine, kültürüne ve inancına sahip çıkan tüm kurum ve aktivistleri Munzur Özgür Aksın Meclisi çatısı altında mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Munzur Özgür Aksın Meclisi. Ama öncesinde Munzur Özgür Aksın Meclisi bir davette bulunmuştu. Bugüne kadar yerelde Munzur Özgür Aksın Meclisi gerçekten onlarca kurumun, güzel kişinin, yer yer gerçek kişilerle katıldığı bir meclis. Mücadeleye omuz vermek isteyen, buraya katılmak isteyen bütün arkadaşları da Munzur Özgür Aksın Meclisi'ne davet ediyoruz. Sonra davet ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Gözelerle ilgili sorular, Milli Park'taki yaban hayvanları, hem Munzur koruma açısından yeni sorunları gündemimize taşıyacağız. Bunlarla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Bunlara da herkesin yine aynı özveriyle katkı sunacağına eminiz. Hepinize teşekkür ederim.